Geleyim diye. Şarkısı bitecek diye korktum. Podyumun tadını çıkarıyorsun. Evet. O şarkı genelde bana çalıyor. Bugünün Nazlı'ya çalındı. Ne yapacağız? İşte böyle koşar. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben erkek arkadaşımla akşam yemek yiyip bir yerlere eğlenmeye gidiyorum. Peki gel bakalım. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Niye düşündün ki bir an? Var mı acaba? Keşke olsaydı. Keşke olsaydı ama yok. Hayır, hepsi yalnız. Çünkü yani zaten olmasını istesem de olamaz. Niye? Koşullar gereğince. Bir saniye dinler misiniz? Neden koşullar gereğince olamaz? Çünkü vakit ayıramıyoruz kendimize, o yüzden. Çok uğraştın ya. Yani ben 3 gün. 3 gün. 3 gün. İnanın biz 6 haftadır buradayız. Biz ne yapalım? Bu 3 günde mi karar verdin? Keşke erkek arkadaşım olsaydı diye. Yo. Hayat çok mu zor Nazlı? Hayat çok zor ya. Aşırı yoruldum. Konuşamıyorum. Dilim dönmüyor. İsyan et. Yani, ne oluyor? İsyan diye bağırmak istiyorum. Neye dayanamıyorsun? Yoruldum. Çok yoruldum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu kadar zaman hani... Daha bunun galası var. Evet. Bence daha dur daha duru çalalım. Nazlı'ya sormak. İşte merak et. Ben Deniz'e alakalı bir şey anlatayım mı? Ay, Deniz hayır hakkında. Tabii ki. Ya, Deniz benim şey. İçin yorum yapsın. Peki ben Deniz. Evet, bence Nazlı aramıza hoş geldin. Burada kaldığın sürece Bahar sen ben olacağız. Seni çok beğendik. Ne zaman bir kararları sen verin. Ben sürü senin geldin şimdi. Ama ben senin bir asistanın olarak onu... Asistanın olarak. Ay Allah'ım. Asistanın olarak mı dedin? Evet. Asistanısın yani. Yani bazen öyle oluyor. Kabul ettin diyelim. Artık tartışmayalım bence bu konuyu. Şey mi? Liderlik mi? Ülkü Hanım liderlik. Lider. Demin Bahar'ın liderliği bana bir liderlik yapmıyor. Bahar'ın liderliğini resmen kabul eden biri olarak seni artık böyle yazıyoruz. Ülkü Hanım ben bir şeyden şüpheleniyorum. Korkuyorum Ben zaten hep bir şüphe içindesin. Bir saniye neden şüphelendiğini ben söyleyeyim o söylemeden. Deniz'in kendi çiçek gönderdiğini falan hayır, iddia edebilir ama Deniz kendi kendine göndermedi. Kesinlikle o ne değil gördüm sonra. Ama hiç şey yapmıyorum. Bence sen ne yapmışsın biliyor musun? Değil mi kıskandı? Deniz'i sen kendini asistan ya da her neyse yağlamacı mı dersin her neyse. Bağlamacı. Bence şu an para veriyorsun. Maaş veriyorsun. Kıyamam. Maaş veriyorsun şu an. Ya Ülkü'nü bile çöktürdün ya. Parlak yandı. Hey hey. Allah. Dalar. Bitti program. Ay Melek ömrümü kuruttun, şişirdin. Şiştim. Vallahi şiştim. Bir tane bu kadar dokunur. Cool kadın. Bir tane ne olur. Bir muhabbet aç şurada Allah rızası için. Bir dişe dokun, oradan pası al. İkinci cümleyi kur ne olur. Öykü Hanım sevdiğimiz için değil buna mecburuz. Ne yapalım? Bunlar bir örgüt oldular ya örgüt. Peki hadi Nazlı'ya soru. Deniz'in hikayesini Deniz gelince anlatın. Selin. Nazlı az çok da olsa izlemişsindir bize. Evet. Burada kilo verdiğimizde görmüşsündür. Karakterlerimizi de çözmüşsündür. Evet ben de 2 günde zayıfladım. Biliyorsun ki burası kolay bir platform değil. Seni buraya çağırdıklarını peki neden kabul ettin? Bu kadar çok şikayetçiysen. Şikayetçi neden değilim aslında. Neden başvurdun? Bu, evet daha doğrusu. Aslında bu neden şikayetçi geldin? Olmak da şikayetçi değilim kesinlikle. Sadece nasıl şikayetçi değilsin? Arkada 3 cümlenden biri ama ya ben konuşuyorum. Ben daha bunun tartışması konuşuyor. Var. Senin üzerine gelmeleri var. Ben arkada kırılganım. Kırılganmış. Yani, evet. Biraz ay kıyama. Daha narin, daha kırılganım ya da onlar çok alışmışlar. Bu da senin için bir sınav belki de. İyi değerlendir. Evet. Ama sen topuklarını vura vura kaçacak mısın bilmiyorsun ama. Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Nazlı. Merhaba. Çok yoruldun değil mi? Evet. Ben seni daha fazla yormayayım. Tamam.
Ağladın mı sen? Evet. Nerede ağladın? Soyunma odasında. Niye? Çok yoruldum çünkü. Seni üzdüler mi? Yok, kızlarla alakalı bir şey yok. Kızları çok sevdim hepsini tek tek. Sadece yoruldum. Yani ne düşünüyorsun? Davulun sesi uzaktan hoş geliyormuş diyorsun. Evet, aynen öyle. Doğru. Hevesin kalmadı mı buraya? Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değilmiş. Doğru. Hevesin kalmadı mı? Yok, o kadar da değil. Var hala tabii ki ama. Ha. Yani pes üzüldüm. Etmedin daha. Yok. Ha, iyi. Ama az kaldı, ederim herhalde. Pek de fazla kalmadı yani. Ay. Aa, biz tembel yarışmacıyı hiç sevmeyiz. Biz hayır. Çalışkanları severiz. Evet. Yani. Evet. Nazlı. Tamam. Üçüncü gün. Yapma bunu lütfen. Biz burada iki sene oturuyoruz. Kaç sene? Üç sene. Üç sene oturuyoruz, düşün. Yani böyle yapma. Tamam. Özgüven. Şey ol. Okay. Yarış. Ha? Tamam. Onu bile böyle tamam. Tamam diyorsan. Yapacağım. Sağ ol. Parmak kaldırmak da zor. Sen hep böyle misin hayatında yoksa? Hayır, böyle değilim. Dediğim gibi çok aşırı bu kadar tempoya alışık değilim. Çünkü bir senedir çalışmıyorum. Hani tempo biraz ağır geldi bana o yüzden. Evde oturup cips falan yiyip izlerken daha böyle keyifli. Sen bu yaşta bu tempodan mı bahsediyorsun? Piyamses. He? Piyamses. Yani evden, koltuktan izlemek televizyonu sen tabii ki çok kolay. Sen niye ağladın biliyor musun? Yani dediğim gibi kolay değil, evet zor ama hı, en azından böyle kabul et. Ne olursa olsa mutlaka burada kilo vereceksin. Eğer zaten böyle bir, iki gün içerisinde böyle bir iddia varsa kilo. Senin, eğer böyle bir şey istiyorsan. Defla makam gibi bak bunu. Evet, ben öyle dedim zaten. Biraz da Survivor gibi. Nazlı, elbisesi senin ucuna göre değil. Hı hı. Olmadı. Oo. Tamam.